Netanyahu diyor ki biz saldırı beklemeyiz. Saldırı olacağını gördüğümüz anda saldırırız diyor. İşte o çerçevede bu saldırıları gerçekleştirdiklerini söylüyor. Biz tehditleri beklemeyiz, tahmin ederiz. Kim bize zarar vermek isterse biz ona daha fazla zarar veririz. Kuzeydeki güç dengesini değiştireceğimize söz vermiştim. İsrail ordusu bunu yapıyor. İsrail şehirlerine ve vatandaşlarına doğrultulmuş roketlere karşı saldırı gerçekleştiriyor diyor. Öncesinde Lübnan'da bu bölgede yaşayanlara telefon açıldı, bölgeyi boşaltmaları istendiği yönünde bilgiler ajanslara yansıdı. 300'ü aşkın ölüm haberi şu ana kadar, kimi farklı kaynaklardan geliyor. 1000'i aşkın yaralı var, yüzlerce ölü ve yaralı var İsrail'in bu saldırılarında. Tabi İsrail'in saldırılarına karşılık Lübnan artık bir Lübnan-İsrail savaşına bu dönüşür mü, dönüşmez mi? Lübnan'ın içinde bulunduğu siyasi tablo bir savaş iradesinin ortaya konabilmesine izin verir mi? Verse de acaba Lübnan ve İsrail arasında ya da Hizbullah-İsrail arasındaki savaşa dönüşecek bir süreç acaba arkasından neler getirir? Bütün bunlar konuşuluyor ve tartışılıyor. Bu sıcak ortamda İsrail aralıksız biçimde Lübnan'ı da Gazze'ye çevirecek saldırılar gerçekleştiriyor diyelim şimdilik açılışta. Evet, başlayalım. İstanbul Ümraniye'de Yunus Emre geçti, şüpheli. Kendini yakalamaya çalışan polis Şeyda Yılmaz'ı bir başka polisin belinden silahı kapıp şehit etti. Tabii çöp poşeti ve hayvan aracıyla adliyeye sevk edilmesi haberin sonunda göreceksiniz ama Türkiye şu anda 26 sabıka kaydı bulunan böyle bir suç makinesinin nasıl olup da aramızda dolaştığını daha çok sorguluyor. Kendisini yakalamaya çalışan polislerden birinin silahını aldı, ateş etti. Ekipte bulunan kadın polis Şeyda Yılmaz şehit oldu. İstanbul Ümraniye'de 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti'nin açtığı ateşle şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Ümraniye'de motosiklet hırsızlığından yakalandıktan sonra kaçan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, kendisini tekrar yakalayan polislerden birinin silahıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. Şehit olan polis için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Törene aynı meslekteki eşi Semih Yılmaz'la aile yakınları, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'la şehidin meslektaşları katıldı. Törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Üzüntümüz derin, acımız büyük." dedi. Terör eden şahsı yakalamak amacıyla yapılan çalışmalar esasında kaçan şahısla girdiği kahramanca mücadele neticesinde ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış. Ancak Şeyda kardeşimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yapılan çalışmalar neticesinde olayın faili şahıs kısa sürede yaralı olarak ele geçirilmiştir. Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi. Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan Yunus Emre Geçti, Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında siyah çöp poşeti giydirilen saldırganı iki kadın polis hayvan durum izleme amirliğine bağlı hayvan taşıma aracına götürdü. Evet, hepimizin içini yakan bir saldırı elbette. Bir şehit polisimiz var. Buna büyük bir tepki var ve o tepkinin emniyet tarafından da siyah çöp poşeti giydirilerek arkasından da işte hayvan aracına bindirilerek götürülmesi görüntüleriyle gösterildiğini gördük. Şimdi bu görüntüler tabii bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bir yanda büyük bir acı var ama diğer tarafta da Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti ve her gün insanlar öldürülüyor mesela, başka cinayetler de işleniyor. O işlenen cinayetlerde de öldürülenlerin, ölenlerin yakınları var. Onlar da mesela kendilerinin yakınlarını, evlatlarını öldürenlerin aynı şekilde muamele edilmesini bundan sonra ister mi, istemez mi? Polis şehit oldu,
ona bu muameleyi yaptınız. Benim oğlum da benim canımdı. Ona niye bu muameleyi yapmıyor musunuz demezler mi? Normalde hukuk devletinde bunun tam tersinin elbette konuşulması gerekir ama bu tartışmalar acaba bir soruşturma başlayacak mı başlamayacak mı tartışmalarında Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk İçişleri Bakanlığı'nın bu görüntülerle ilgili soruşturma başlattığı haberini duyurdu Türkiye'ye. Ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya az önce polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır dedi. Yani bu görüntülerde herhangi bir sorun olmadığı gibi tam tersine buna ilişkin bir soruşturma açıldığı haberini alçakça bir yalan olarak değerlendirdi. Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımız ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de valiliğimizce herhangi bir soruşturma açılmamıştır. Bu yalan haberleri yayanlar hakkında da gerekli adli işlemler başlatılmıştır diyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Evet, o görüntüler elbette tartışılıyor ama bir polisimizi şehit eden saldırganın profili büyük bir tartışma konusu. Yani nasıl götürülürse götürülsünün ötesinde neden elleri kolları serbest sokaklarda gezebiliyordu sorusu var. Asıl yanıtlanması gereken. Çünkü bu kişi Yunus Emre geçti. Çocuğa cinsel istismar, cinsel taciz de dahil olmak üzere 26 suç kaydı var. Tam bir suç makinesi ve zaten bizzat İstanbul Emniyeti tarafından yapılan açıklamada bu noktalara vurgu yapıldı. Bu kadar suç kaydı olan bir kişi nasıl olup da aramızda dolaşıyor sorusuna ise henüz dediğim gibi verilmiş bir yanıt yok. İstanbul Ümraniye'de kendisini yakalamaya çalışan polislerden birinin silahını kaparak etrafa ateş açan ve polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüpheli Yunus Emre Geçti'nin suç makinesi olduğu ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yunus Emre Geçti'nin çocuğa cinsel taciz, yağma, soygun, motosiklet hırsızlığı, uyuşturucu, kasten yaralama dahil 26 ayrı suçtan suç kaydının bulunduğunu açıkladı. Emniyetin açıklamasına göre Yunus Emre Geçti'nin uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanma, kasten yaralama, cinsel taciz, iki çocuğa cinsel istismar, yağma, gasp, hırsızlık ve mala zarar vermeden suç kayıtları var. Açıklama bunca suç kaydı olan bir kişinin nasıl sokaklarda serbestçe dolaşabildiği sorusunu gündeme getirdi. Bu arada Yunus Emre Geçti'nin kabarık suç listesini destekleyen fotoğrafları da ortaya çıktı. Çocukluk yaşlarından itibaren sosyal medyadan çok sayıda silahlı görüntü paylaştığı anlaşıldı. Yaşından büyük suç listesi olan Geçti'nin ise aslında 19 değil 27 yaşında olduğu da iddia edildi. Gazeteci Ersin Eroğlu, X hesabında yaptığı paylaşımında zanlının 27 yaşında olduğunu ve Ihlamurkuyu Dudullu Çakmakköy Köprüsü civarında uyuşturucu madde sattığını belirtti. Bir kez daha şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz elbette. Bununla ilgili şu anda mahkemede olduğunu söyleyelim. Katilin ve mahkemeden çıkacak kararı da son dakika sıcak gelişme olarak ekrana getireceğiz. Sinan Ateş cinayeti Ankara'nın ortasında işlenmiş.